Was Apostelgeschichte 1, Vers 18, er fällt hin, ein Widerspruch, schon ist die Diskussion beendet. Ve o yüzden değerli kardeşim, bizler bunları Türkçe'de tercüme etsek ve bu misyonerle de konuştuğumuz zaman, bak burada çelişki var dediğiniz zaman, artık o bunun yani doğru olanını tasdik edemez. Jedenfalls, wie ging es bei mir in der Geschichte weiter, um darauf zurückzukommen? Peki benim hayatım nasıl devam etti? Ich habe mir gedacht, wenn der Pfarrer schon zu mir sagt, das gibt es Fehler, ich habe gesagt, wie soll ich auf dieses Buch vertrauen? Bunun üzerine ben bir genç öğrenci olarak o okulda şunu kendime söyledim. Eğer papaz bunu kabul ediyorsa, itiraf ediyorsa, bu kitapta hata var, çelişki var derse, o zaman ben bu kitaba nasıl güvenebilirim? Und dadurch bin ich in Zweifel geraten. Warum? Wie kann ich an ein Buch glauben, wo selber der Priester sagt, da gibt's Fehler? Ve papazın çelişki etmiş olduğu, söylemiş olduğu kitaba ben nasıl artık itimat edeceğim diye durmadan kafamda dolaşmaya durdum. Und ich habe Zweifel bekommen, ob es überhaupt ein Gott gibt. Bunun üzerine hatta şüphelerim, o zaman Allah da yok diyerekten ilahın olmayacağını şüpheleri aklıma geldi. Denn wir Menschen sind mit der Fähigkeit erschaffen worden, darüber nachzudenken, über die drei Fragen. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und was ist der Sinn meines Lebens? Und wenn wir so erschaffen wurden, dann muss der allmächtige Gott uns auch eine Antwort geben. Çünkü değerli kardeşlerim, insan olarak üç şey idrak edebilmemiz lazım. Eğer bunu idrak edemiyorsak zaten Allah'ın varlığını da kabul etmek zor olabilir. O da nedir? Ben nereden geliyorum, niçin yaratıldım ve nereye gideceğim? Bunu bize, aklımıza senin bir cevap verilmesi için düşünmemiz lazım. Ama ich wusste nicht, woher ich diese Antwort bekommen soll, weil die Muslime sich verstecken. Ve maalesef ben bu soruyu o zamanki okulunmuş olduğum okulda bulamadım ve Müslümanları da tanımıyordum. Çünkü Müslümanlar saklanmışlardı, dinlerini bize anlatmıyorlardı. Wäre vielleicht damals ein Muslim zu mir gekommen, hätte mir gesagt, schau hier im Koran, das ist die Wahrheit, dann hätte ich den Islam vielleicht schon viel früher angenommen, o kadar Allah'ım ben şahit. Ve o zamanlar okul döneminde şayet öyle bir Müslüman çıkmış olsaydı ve deseydi, bak sen aradın o üç sorunun cevabı, Kur'an'da en güzel bir şekilde açıklıyor deseydi, belki ben daha önceden Müslüman olacaktım. Aber warum gebe ich euch dieses Beispiel? Ben neden size bu örnekleri veriyorum? Damit ihr wisst, dass es da draußen Millionen von Menschen gibt, die eine Antwort suchen. Çünkü şunu her zaman aklınızda tutun. Şu anda dışarıda milyonlarca insan şu söylemiş olduğum soruları aramaktadırlar ve bilmiyorlar cevabını. Und wir müssen ihnen die Antwort präsentieren, so wie ein Händler seine Ware präsentiert. O yüzden bizler onlara bu cevapları sunmamız lazım. Nasıl bir tüccar kendi malını, ürününü takdim ediyorsa, sunuyorsa biz de böyle bu gerçekleri insanlara sunmamız lazım. Kennt ihr beispielsweise jemand, der Aprikosen verkauft und der seinen Laden zumacht, sodass keiner weiß, dass sein Laden offen ist? Size soruyorum bir yemiş dükkanı. Eğer dükkanı her zaman kapalı olsa insanlar orada alışveriş yapabilir mi? Nein. Der geht raus mit seinen Aprikosen auf die Straße und er sagt, hier gibt's Aprikosen. Gestern noch in Istanbul waren wir gewesen und da standen dann noch Leute mit Aprikosen und sagt, hier die schönen Aprikosen, lecker, oder? Und dann hat er gesagt, oh, jetzt habe ich richtig Hunger auf Aprikosen bekommen. Bunun üzerine, o yüzden eğer bir tüccar ürününü çıkartırsa dışarı ve ona çağırırsa, buyurun gelin, burada ürünün buradadır, en tatlı ürün budur denildiği zaman insanlar merak eder. Ve dün İstanbul'da biz gezinti yaparken orada birisi kayısı satıyordu, kamyonla beraber kayısı satıyor ve bağırıyor, mikrofonla sesleniyordu. O kadar seslendi ki hatta bizler bile dedik, ya biz acıktık, biz de gidip kayısı alalım diye, bize tatlı geldi ürünü. So, deswegen müssen wir den Islam präsentieren. O öyleyse kardeşlerim, İslam'ı biz takdim etmesini bilmemiz lazım. Beispielsweise gestern sind wir in Bursa angekommen. Dün biz Bursa'ya vardığımızda dün akşam. Plötzlich kommt ein Junge und ein Mädchen zu uns, die vielleicht 20 Jahre alt sind. 20 yaşlarında iki tane genç geldi, bir erkek ve bir kız. Beten beide nicht, sie hat Nagellack und sie... Ve İslam'dan çok uzak, namaz kılmıyorlar ve işte açık saçık bir halleri vardı. Aber warum kommen die zu uns? Niçin bize gelip soru sordular? Normal Müslüman, Terroristen, mit Bart, işte gefährlich. Halbuki diyebilir ya bunlar terörist, bunlar sakallı, bunlar tehlikelidir demediler. Aber die sehen, dass wir den Menschen etwas geben wollen. Davor auf dem Schiff, die Leute kommen, weil wir sehen, die Leute sind mit Bart, die Leute sind mit Mütze, die fangen an mit uns zu reden. Die sehen, dass wir mit den Menschen reden wollen. O yüzden çünkü bizler
insanlara şu hissiyatı vermeye çalışıyoruz. Yani bizler sizlere bir şey vermek istiyoruz. Sizlerle konuşmak istiyoruz. Aynısı vakıfta da oldu. İnsanlar etrafımıza gelip bizimle konuşuyorlar. Bizi sakallı gördükleri zaman, işte İslam'ın dış belirtileri olduğu zaman ne yapıyorlar? Bizlerle dini hakkında bilgi istiyorlar. Deswegen ist es gut, den Islam auch mit der Kleidung zu zeigen und mit dem Bart zu zeigen. Weil die Leute werden eher auf dich zukommen, mit dir über Islam reden wollen. Ve o yüzden dış görünmüş olarak İslam'ı ne kadar gözükebilirsek sakalımızla, elbisemizle o kadar ihtimal büyüktür ki insanlara gelip sana soru sorması ve İslam hakkında senden bilgi istemeleri de büyük olacak. Stell dir vor, ich hätte das Haare bis zum Schultern, kein Bart, keine Mütze, kein Jalabiye, würdest du auf die Idee kommen, mir über Islam zu reden? Size söylüyorum, şu anda benim saçım uzun olsaydı, sakalım olmasaydı, İslami elbiselerim olmasaydı, acaba birisi gelip bana İslam'ı sorar mıydı? Da würdest du denken, dass irgendein deutscher Tourist, der will vielleicht nach Antalya oder so. Dersin ki bu %100 Alman turist Antalya'ya gelmiş dersin. O da anlasın. Da başka bir yer. Auf jeden Fall. Das ist der eine Schritt. Der andere Schritt ist, dass wir unsere Unterrichte offen machen und zu den Menschen hingehen. Wir müssen die Menschen rufen. Wir können nicht warten, bis sich jemand zu uns verirrt. Ve en önemlisi bu da değerli kardeşlerim, derslerimizi açık yapmamız lazım. Bazı kardeşler bekliyor ki birisi yanlışlıkla onun dersine tesadüfe katılsın. Bu da yanlış bir şeydir. İnsanlara bizler gitmemiz lazım. Onların bize gelmesini beklemeyeceğiz. Dann beim nächsten Mal, wenn wir so eine Sitzung machen, oder Abu Said heute, oder Abu Rahman heute, oder die anderen Schiuchi aus der Türkei, dann muss jeder von euch versuchen, seine Nachbarn, seine Leute zu ihnen zu sagen, komm mit, da ist ein Unterricht, das ist interessant, das ist gut, das ist, komm mal mit. Ve yine değerli kardeşlerim, hocalarımızdan birisi burada ders yaptığı zaman, mesela Abu Said Hoca olsun, diğerleri olsun, o zaman o derse tek başına gelmeyeceksin. Yanında komşunu, arkadaşlarını getirmeye çalışacaksın. Onların da bu güzel şeylerden istifade etmeleri için çaba göstermek gerekir. Jedenfalls, nachdem ich dann den Glauben verloren habe, habe ich gesagt, ich glaube an mich selber. Dann habe ich mich nur noch auf Boxen konzentriert und habe gesagt, Dunya, Autofahren, Musik hören und so weiter. Ve böylelikle ben İncil'deki çelişkileri görünce inancımı kaybettim. Bunun üzerine kendimi spora, arabaya, işte müzik dinlemeye, gece hayatına vermeye başladı. Und eines Tages bin ich durch die Stadt gegangen. Ve bir gün o haldeyken çarşıda geceleri yürürken. Und da stand ein Muslim mit einem grünen Turban aus der Türkei. Türkiye'den bir yeşil türbanlı bir vatandaşı gördüm. Und er hat Blätter verteilt, wo kurze Informationen vom Islam draufstand. İslam hakkında kısa bilgiler yazan kağıt dağıtıyordu, broşür veriyordu. Was mich insbesondere beeindruckt hat, beni çok etkileyen ise, wie der Islam die Theorie beziehungsweise erklärt, wie die Religionen entstanden sind. Dinlerin nasıl çıktığı, İslam açısından dinler nasıl çıktığı ortaya, bunların bu teoriyi açıklayan ve anlatan mesele çok hoşuma gitmişti. Dass der Islam sagt, Allah, dass der Islam keine neue Religion ist, sondern die Urreligion aller Propheten in ihrer vollendeten Form. Ve İslam'ın bir yeni çıkan bir din olmadığını, tam tersine önceki dinlerin tamamı olduğunu bildiriyordu. Dass Gott immer Propheten und Gesandte geschickt hat, die in die Wahrheit bringen. لَوَا لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ve Allah Azze ve Celle devamlı her topluluğa elçiler gönderdiğini anladım orada. Ayette geçtiğimiz biz her topluma elçiler gönderdik. Onlar ona ne kavimler dediler ki Allah'a yalnız kulluk edin ve tağutlardan sakının dediler. Kurze Zeit später kısa zaman sonra bin ich zu einem Treffen gegangen vom Zivildienst. Ve bunun üzerine bir toplantı vardı. Askerlik yapmak için oraya gitmiştim. Ich habe im Zivildienst Essen für ältere Leute verteilt. Ve ben o askeri hizmette yaşlı insanlara yemek dağıtmak mecburiyetindeydim. Und da habe ich gesehen, wie die Menschen im Westen leben. Ve orada gördüm ki insanlar Batı'da nasıl yaşadıklarını gördüm. Yaşlı insanların halini gördüm. Leute, die alt sind, werden nicht von der Familie versorgt, sondern leben in Einsamkeit. Ve insanlar, yaşlı insanların aileleri tarafından terk edilmiş ve tek başlarına yaşadıklarını gördüm. Weil der Islam, der bringt diese Familienbeziehung, bringt er uns bei. Çünkü İslam bizlere aslında aile ilişkisi en güzel anlatıyor öyle. Und dann sind wir von Haus